Hoş geldiniz arkadaşlar ve bu Minecraft Solo Game'ın sonunda arkadaşlar Demon's Blitz map'indeyiz ve bu bölümde arkadaşlar o çok istediğiniz İslam challenge yapacağım, fakat yorumlarda o kurallar yazan değil, benim kendi bulduğum İslam challenge yapacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz. İkiseniz de yani videoyu beğenirseniz cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen ortaya doğru koştum ve tamamdır, güzel armor aldık arkadaşlar. Hemen rotamıza doğru gidelim ve dediğim gibi değerli videoyu beğenmeyi unutmayın. Birazdan da arkadaşlar şeyi açıklayacağım, kurallarını açıklayacağım arkadaşlar. Ama öncelikle herkesi de arkadaşlar bu challenge'ı yapmaya davet ediyorum, yani tüm İslam, tüm mübarek din kardeşlerim de bu challenge yaparsa arkadaşlar çok güzel olur. Challenge yani diğer challenge'lar gibi, RG challenge gibi ve diğer işte benzeri challenge'lar gibi dünyaya yaymış oluruz arkadaşlar. Daha fazla insan görmüş olur. Herkesten de dediğim gibi bu challenge'ı yapmasını davet ediyorum. Tabii yine kendi kararları. Tamamdır, güzel armor bir yaptık, güzel başlangıç yaptık valla. Şunu fark ettim arkadaşlar, bu ikinci çekişim, ilk bir tane yaptım başardım fakat çok güzel olmadı. İslam challenge yaparken de cidden ekstradan da bir şansım oluyor arkadaşlar, bunu da yani sizlere söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi çok şanslı bir başlangıç yaptık. Her neyse, ben biliyorsunuz aslında normalde yapmayacaktım arkadaşlar, çünkü çok abartılıydı ve bazı böyle şeylere işte yapmak istemiyordum, oyunu aktarılmasını istemiyordum, ama hani çok fazla ısrar ettiniz, ben de dedim o zaman hani yapayım ama hani kendi kurallarım olsun, çünkü diğer türlü çok abartılıydı, işte her adam öldürdüğünde şey yap falan, o çok abartılı geldi arkadaşlar. Ben de kendi kurallarımı koydum. Burası değişmiş vallahi, hiç bilmiyorum ya. Hardan artık buraların yabancısıyız arkadaşlar. Peki kurallar nedir, hemen açıklıyorum arkadaşlar. 28. dakikaya kadar öncelikle hiç kimseyi öldüremiyoruz arkadaşlar. Hani hiç bir adam öldürmek yasak ve 28. dakikadan sonra adam öldürebiliyoruz. Fakat nasıl adamları öldürebiliyoruz? Bize tehlike oluşturabilecek adamları öldürüyoruz. Yani bize tehlike oluşturmayan adamları öldürmüyoruz arkadaşlar. Mesela benim şu an kılıcım var ve 28. dakikaya geçti. Şurada bir kılıçsız adam olsa onu öldüremiyorum arkadaşlar. Ama o kılıçsız adam gelip bana tehlike oluşturursa, gelip eliyle falan vurursa öldürebiliyorum. Böyle güzel bir challenge arkadaşlar. Domuz eti yemek yasak. Onu da söyleyeyim. Başka da hani bir şeysi yok. Benim cidden gayet hoşuma gitti. Hackerlara da beddua edebilirsiniz yani challenge'da. O da serbest. onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ve şu an artık son 5 saniye sonra adam öldürebilirim arkadaşlar. Hop. İyi ki adam falan bana targıtlanmadı, yoksa kimseyi öldüremiyordum biliyorsunuz. Bayağı sıkıntı olurdu. Olta falan bulsam çok güzel olur abi. Ve evet, olta çıkmadı maalesef. Hadi bir güzel olta çıksa çok iyi olur arkadaşlar, ama olta bulamadım. Olta yay falan bulursam güzel olur. Demon's Blitz map'inde de oynamayı özlemişim ve ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Bu arkadaşlar, bu hesap benim hesabım değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani bir izleyicim hesabı, bir izleyicim verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O yüzden hani oyunlarda falan bu hesabı görürseniz ben olmayabilirim. İzleyicim olabilir. O yüzden hani İsmet'i kestim, işte İsmet'i gördüm falan demeyin arkadaşlar. Tek ben kullanmıyorum. Abi şuraya da ben almayı becerebiliyorum. Evet, hemen alalım. Tamam, buraya da aldık ve deathmatch başlıyor çok kısa sürdü. O yüzden challenge marathon yapacağız. Bedlion'daki gibi arkadaşlar. Solo SC'ye girdiğim için bayağı bir kısa sürüyor. Her neyse, hemen şöyle ekmeğimizi de yiyelim abi. Bakalım ne olacak. İnşallah challenge'ı başarabiliriz arkadaşlar. Hiç belli de olmaz yani şimdi. Evet, gerçi 1v1 kalkıp büyük ihtimalle alırız ya. İnşallah alırım Allah'ım. Challenge'ı da tamamlarım. Başka da hani söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Bir şey daha söyleyeyim, biliyorsunuz benim bir tane daha hesap vardı arkadaşlar. O da hesap benim değildi, bir yerden bulmuştum. BFS ofisal diye. O hesapta arkadaşlar çalındı artık, yani şifresine falan ben giremiyorum. O yüzden hani o hesabı görürseniz de ben değilim. Onu da kesinlikle ama kesinlikle söyleyeyim arkadaşlar. Hadi bakalım, inşallah kazanırım ya. Durumum fena sayılmaz, çok iyi değil ama sadece kılıçla basacağım. Adamın inşallah durumu kötüdür diyecektim ki adamın durumu iyi arkadaşlar. Ortası da var, yayı da var büyük ihtimalle. Ama benim de iman dolu göğsüm var. Hadi bakalım, inşallah kazanırız arkadaşlar. Ne olacak? Evet, aslında bu ortada şöyle oklardan falan kaçabilirim. Ama tabii adam iyi oynuyorsa yine belli olmaz. Gapple yedi arkadaşlar. Ben de gapple yiyorum. Ölümle kapışacağım çünkü. Evet, ölümle kapışma başladı arkadaşlar. Evet, ölümle kapışma başladı. Efsane makro. Efsane makro. Yüzyılın efsane makrosu arkadaşlar. Yüzyılın efsane makrosu. Efsane makrosu ve GG. 1,5 kalp. Öldükten sonra bile bir an bana vuran efsane makroydu harbiden. 1,5 kalple kestik arkadaşlar ve challenge'ı tamamladık. Hemen bir diğer oyunu daha gireceğim. Çünkü bu biliyorum çok kısa oldu ve siz de hala böyle gazınızı alamadınız. O yüzden bir oyuna daha gireceğim arkadaşlar. Ve yaklaşık 5 gün falan olmayacağım arkadaşlar. O süre boyunca da bir video gelebilir. Bazı günlerde video gelemeyebilir. Kusura bakmayın. İşte bu be. Bu kadar basit. Pikachu. Tamamdır, hemen bir oyuna daha gidelim. Ve böyle bir şey oldu arkadaşlar. Shader kurmaya çalıştım. Böyle garip bir olay oldu. Lobilere falan girerken böyle beyaz ekran veriyor. Onun sebebini ben de anlamadım arkadaşlar. Buna girebiliyor muyuz? Bakalım girebilecek miyiz? Aa, girdik. İnşallah atmaz beni. 6, 5,
4, 3, 2, 1, go 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 bu go başladı. Hangi map gelmiş bakalım? Inertia geldi. Evet, benim rotam olmayan bir map arkadaşlar. Bu mapler ben banlandıktan sonra geldi. O yüzden pek bilmiyorum ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Ortaya doğru direkt koşacağım. Sola SC'ye girme sebebimde disguise oluyor otomatik. O yüzden girdim arkadaşlar. Dın tırırın. Selam, nasılsınız kardeşler? Şöyle bir rakiplerimize bakalım. Dın 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 dın, rakiplerimiz arkadaşlar gaza gelmiş bir rakipler var. Tehlikeli. Ortaya koşmayacağım ya, çünkü taş kılıçlı falan adam gelir veya bana taş kılıç çıkar falan, hiç ortaya koşmadan direkt arkama gideceğim. Çünkü zaten 28. dakikaya kadar adamı öldüremiyoruz. Aslında adam şu an düşündüğümde hata yaptım. Neden? Çünkü rotam yok abi ve ortaya koşarak da tilt atacaktım. Hani güzel armor bulmam için benim için bir şanstı ama hata yapmış olabilirim yani. Her neyse, artık yapacak bir şey yok. Çok geç arkadaşlar. Şu taraflara doğru gidelim. Yine şu taraflarda güzel bir rota olduğunu zannediyorum. Arkamdan da adam geliyor. Şunu da bir açalım abi. Tamamdır. Abi kılıç bulduysa adamlar çok sıkıntılı ya. Abi adamlar kılıç buldularsa çok sıkıntılı. Buraya gelmelerini engelleyeceğim bu adamların. Abi gel. Abicim git ya. Abicim git ama ya. Ayıptır, günahtır. Valla öldüremiyorum arkadaşlar ya. Of of of. Neyse, adam geldi, bir de korkmadı, biriniz üzerime doğru geldi. Sanki hani öldüremeyeceğimi biliyormuş gibi üzerime doğru koştu arkadaşlar adam da. Hop, arkamdan bir tane daha başka adam geliyor. Büyük ihtimalle target yiyor olabilirim arkadaşlar. Yine kim olduğumu çözüyor olabilirler. Hop, şöyle artık ult atıyorum. Yani yapacak başka bir şey yok. Abi vurmasın lütfen, vuramadan. Aslında arkama dönüp ult atayım diyecektim ama tamamdır, gerek yok. Tier 2 arıyorum arkadaşlar ama Tier 2'lar da galiba ileriki kısımda kaldı. Ve target yediğim, evet abi herkes burada ya. Abi yapacak bir şey yok, artık buraya giriyorum arkadaşlar. İnşallah arkamdan gelen olmaz. 50 saniye daha dayanmam lazım, yaklaşık bir dakika. Ama dayanabilir miyim bilemiyorum. Dayanabilir miyim bilemiyorum arkadaşlar. Sanırsam dayanamayacağım. Dayanamayacağım. 28. dakikadan sonra adam gelse de büyük ihtimalle ölebilirim. Çünkü armorum bayağı bir kötü. Hop hop, tamamdır. Ne tarafa doğru gitsem, bu tarafa doğru gideyim ya. Bir tane turret açabildik sonunda. Keşke ortaya koşsaydım, böyle olmayabilirdi. Neyse, şu tarafa doğru gideyim arkadaşlar. Hop, tamamdır. Abicim neden bir tier 2 yok abi? Tier 2 tek istediğim bir tier 2 bence şu yukarıdaki tier 2, bakın ne diyorsunuz, bence tier 2 değilmiş. Değilmiş, lanet olsun. Burada bir tier 2 olması lazım ama ya, bence. Hani yoksa harbiden ayıp eder MCSC arkadaşlar. Bence bir tier 2 var burada, kesinlikle var ya. Evet, gördüğünüz gibi varmış. Ama full chain armor çıkıyor. Şu gereksiz şeylerin hepsini buraya boşaltmak istiyorum ve bir an önce bu dar alandan çıkmak istiyorum. Çünkü gelen geçen buraya geliyor ve benim armorum çok iyi değil. Evet, artık adamı öldürebilirim. Tamamdır, bundan sonra adamı öldürebilirim. Hadi gelin lan. Üzerime geliyorlardı. Herkes sanki emin bir şekilde benim öldüremeyeceğimi biliyormuş bir şekilde üzerime geliyorlardı. Ama artık adam öldürebilirim. Artık adam öldürebilirim. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Neredesiniz kızlar? Tamamdır. Artık bence dışarı çıkalım, adam keselim arkadaşlar. Çünkü burada bulacağımız pek fazla bir şey yok gibi. Tabi dışarı nasıl çıkacağım onu da bilmiyorum. Abi tuzak falan da vardı buralarda. Hop, tier 2 buldum. İşte bu an. İşte gördüğünüz gibi yani arkadaşlar, yani rotanız olmasa bile eğer iyi bir tecrübeniz varsa her türlü map'te böyle geçebilirsiniz. Ego falan yok, bu doğru bir şey arkadaşlar. Ama tabi buradan nasıl çıkacağım onu da bilmiyorum. Bayağı bir chest açıyorum ama şu anda. Hardan bayağı fazla chest açık. Artık gerek yok, artık adam öldürmek istiyorum. Bir tane daha tier 2 açtım. Tamamdır, durum iyi ya şu an. Fena sayımız ortaya gidip de aynı soru yapabilirim. Tabi şöyle bir şey de var, geldiğim yoldan da dönebilirim. Neden böyle dönmüyorsam, o da ayrı bir mesele arkadaşlar. Artık ama şuralardan da çıkarım herhalde ya. Bakalım. Abi çıkış yoluna ulaşamıyorum ya. Nerelere geldim lan ben? Ana bak, slime blokları falan var. Zıpçık zıpçık zıpçık. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Can kaybettim, Allah Allah. İlginç. İlginç arkadaşlar. Neyse. Buralara da ilk defa geliyorum bu arada. Bayağı bir tier 2 varmış arkadaşlar ardan. Hop. Bayağı bir tier 2 varmış ardan. Bayağı, çünkü tier 2 açtık gördüğünüz gibi. Neyse, artık abi ben ortaya gitmek istiyorum ya. Çünkü buralardan çıkamayacağım ben belli olursa. Tüm oyun boyu da chest açmak istemiyorum yani. Neyse, çıkalım abi, bu taraflardan çıkılır sanırsam. Ve tuzak var. Bence buralarda bir yerlerde tuzak vardı ya. Ben hatırlıyorum abi. Bir tane videoda görmüştüm ya. Vallahi. Oha, bir tane daha tier 2. Abi bayağı tier 2 açtık ya, baksanıza. Ardından beklemiyordum bu kadar açacağımı. Arkadaşlar buralarda bir yerlerde tuzak var, oraya düşmek istemiyorum. Aha, adam var ve bizim için gördüğünüz gibi risk oluşturan bir adam. Durumu iyi. Bizim için tehlike oluşturuyor, o yüzden gidip bu adamı öldüreceğim arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bir taktik yapmaya çalıştık ama adam okunu geri çekti. Gel bakalım dostum buraya. Dostum gel buraya bakalım, kapışalım seninle. Benimle kapışmak ister misin? Do you want fight me? Come on.
Abicim adam kaçıyor ya, ilginç. Bu da ilginç bir şey arkadaşlar. Adam niye kaçıyor çözemedim yani. Team mi? Oha. Abi hacker bu adam. Makro ve hacker abi. Abi adamlar takım mı olmuş Solisci'de ya? Abicim sen hacker olan mısın? Öyle artık lan bir bari, hacker abi bu adam. Uçmaya çalıştı orada. Arkadaşlar ikili takım olmuşlar ya. Abicim şanslıyım diyordum bir de ya. Ama tabi bu zorluklara rağmen her şey İslam challenge'ini gerçekleştireceğim. Yine yaktım artık. Öl artık mübarek ya. Abi kaç. Öldü. Abi biri öldü ve çıkmaz sokak. Diamond Sword çıkmaz sokak. Abi ve işte bu. İkili takım kestim abi. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Pikachu var burada da gördüğünüz gibi. Pikachu'nun gücü. İsmet RG Power abi. İkili hacker takımdı ya. Arkadaşlar böyle illegal win yapıyorlar işte Solisci'de şeyde falan. Bunların hepsine böyle ayarı sopayı vereceksin abi. Sopayı vereceksin görecekler. Diğer adam da iyi kurtuldu yalnız ha. Benim sayemde iyi kurtuldu. Bana yönlendirdi adamları. Güzel taktik yaptı ama tabi biz keseriz abi. Tamam artık bir an önce de buradan çıkmak istiyorum arkadaşlar. Ortaya gitmek istiyorum ve Diamond Sword yapmak istiyorum. Ama artık nereden geldiğimi de unuttum. Yola bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Gideceğiz artık. Vallahi ne biçim bir yermiş arkadaşlar burası da ya. Vallahi ne biçim bir yermiş, anlamadım gitti. Bence burası çıkış yolu mu yoksa şurası mı? Bence şurası çıkış yolu, aynen. Çıkış yolunu bulduk. Sonunda vallahi hapishane gibiydi mübarek. Hemen şöyle bir tane daha finish yapalım. Orada da ikili hacker'daki takımım. İyi kestik arkadaşlar ya. Illegal Vinci. Abi adam öyle bir vuruyordu ki yani, hacker oldu. Hatta uçmaya falan çalıştı orada. Oklarken ölecekti. Fly açmaya çalıştı. Cidden efsaneydi arkadaşlar. Kaç kişi kalmış? Bayağı az kişi kaldı. Bu oyun bende. Bu oyunu bundan sonra ben ne yapar eder kazanırım yani. Ortada da bir tane fuller set var ya. Abi. Gapple'ımda gereksizleri harcadım. İkili takım mı abiyle? Abi size söyleyeyim, yine ikili takım arkadaşlar. Arkadaşlar yine ikili takım. Abi yine ikili takım. Abi şöyle Diamond Bot yapıyorum arkadaşlar. Adam da Diamond Sword yapıyordu galiba. Hani Diamond Sword yapmadan önce yakalayabilseydik çok daha iyi olabilirdi. Gördüğünüz gibi neredeyse bir ton ok yaptım arkadaşlar. Bir ton okum var. Selam kardeşim, siz de ikili takımınız değil mi büyük ihtimalle? Sen de mi illegal win yapıyordun? Hop. Ok kapışması böyle giderse büyük ihtimalle kapışmayı benim kazanmam lazım arkadaşlar. Çünkü setim daha iyi ama şu an ben daha öndeyim. Evet, öleceksin kardeşim. Katniss mi geliyor? Hayır, Gapple'e mi? Gapple'ydi. Bir tane daha Gapple var, onu da gördüm. O zaman run. Dun dun dun. Abi setim daha iyi diyordum bir de. Benim iron pantolonum yokmuş. Iron pantolonunu giyeyim sahiye. Hop. Hop, tamamdır. Tamamdır. Kaçıyoruz arkadaşlar. Şu an başka yapabileceğim bir şey yok. Ve emin olun bunlar da ikili takımda, yoksa o kadar hani salak değillerdir ya, ortada birbirlerini görmeyecek kadar değillerdir. Adama efsane okladık ve oklamaya da devam edeceğiz çünkü bir ton ok yaptım arkadaşlar, onları kullanacağım yani. Gel bakalım dostum, böyle Diamond Bot'umuzu da yaptık, çok geliştik ya. Şu an oyunun bence en gelişmiş adamıyız ama bir Gapple'ımız yok işte, onu da hacker yerken harcadık arkadaşlar. Aha bir tane daha, onu arkaların oldu, vallahi onu arkaların oldu. Öleceksin dostum sen, hadi öl artık ya. Hadi öl artık, ona vuran oldu, kaçtı. Gel dostum buraya. Bir tane daha Gapple'lıyor. Bir tane daha Gapple yedi arkadaşlar. Adam psycho çıktı ya. Hop, kaç tane Gapple'ım var kardeşim ya. Bunun emin olun bir tane daha Golden Apple'ı vardır arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmem lazım bu adama karşı. Hop. Oha, yalnız efsane beni uçurdu. Makro bence ya. Harbiden makro olduğundan da şüpheleniyorum bu arkadaşın. Kaçıyorum şu anda. Tabii ki de ölmeyeceğim bu adama karşı. Çok fazla Gapple var ama. Bir tane daha Gapple var. Çok kaslısın ya sen. Herden kaslı bir arkadaş çıktı. İnşallah yanlış görmüşümdür ama gördüğünüz gibi elinde Gapple tutuyor. Tam 4 tane Gapple yiyecek bununla birlikte. Yani 4 mü 3 mü ne işte, tam hatırlayamadım. Evet, Gapple'ı yedi sanırsa. Abi nasıl bu kadar Gapple buldun sen ya? Hadi gel dostum artık buraya gel. Vallahi ne inatçı çıktın ya. Bir oyun çok kısa sürür, bir oyun çok fazla sürer arkadaşlar. Bu şey anlamadım gitti. Öl geber. Abi bir tane daha Golden Apple varmış. Abi inanamıyorum ya. Şu adamda Diamond Boss sandım ya. Sana ne oluyor kardeş? Clean up mı atacaktın? Tamam, bunu da kestik. Ve hala deathmatch başlıyor sonunda. Arkadaşlar bir oyun çok kısa sürüyor, bir oyun çok fazla sürüyor. Böyle işte bu. Ve gördüğünüz gibi çok fazla okumuz var. Okumuz hiç azalmadı. Bu oyunda bizde iki tane Gapple'ımız var. İnşallah deathmatch'teki adam hacker değildir. Bayağı da bir kill aldım ya.
Harbiden bayağı da bir fazla kil aldım ama çok acayip susadım. Hemen su içeyim yani birazcık. Tamamdır. Şu efenesleri atalım böyle. Şunları at abi. Attık o kadar bol efenesimiz vardır diye ama bir tane yapabildik. Sorun değil. Sorun değil. Bir tane yeterli olacaktır. Oo, baksanıza abi ne kadar gelişmişim. 28 tane elma, 22 tane ekmek falan, diamond pot, diamond sword'lar. Cidden bayağı hani gelişmiş bir oyun oldu arkadaşlar bu. Şurada kadarımı da efsane aldım ya şöyle kılıçla. Pa yaptım. Öldü direkt. Bakalım chestlerde alınmayan bir şey var mı? Ama alınmayan bir şey olsa da oradaki ortadaki adamlar almıştır zaten. Niye yaktıysam bilmiyorum lan. Neyse, deathmatch arenası nasıldı buranın? Evet, deathmatch arenası da böyleymiş. Hadi bakalım alacak mıyız arkadaşlar? Ne olacak? Adamımızın, rakibimizin durumunda benden o laboratuvar gibi yerden kaçan adam galiba. Evet, o sen misin lan? Aynen bu adam arkadaşlar. Hala kendine chest plate bulamamış. Şöyle bir tane vuralım. Güzeldi. Bunu sevdim. Bunu sevdim ama iki tane gapple'ım olduğunu da unutmamak lazım. Neredeyse de sınırsız sayıda da okum var. O yüzden birazcık rahat olabiliriz. Ama tabii birazcık yine çok da küçümsememek lazım arkadaşlar. Hop, abi lag oldu. Tehlikeli. Lag olması tehlikeli arkadaşlar. Adam da çok garip bir oktan kaçma taktiği bulmuş. Harbiden helal olsun ya. Hop ama ok atmaya başlarsa işte kaçması birazcık zor olacaktır. Şöyle abici acayip lag olmaya başladı arkadaşlar. Acayip lag olmaya başladı, çok tehlikeli. Neyse, bu adamın işini bitirsem mi ki ya direkt golden apple yiyip. Katniss cici. Evet, güzel bir challenge oldu arkadaşlar. Challenge maratonu yaptık. Arda arda ilk oyunu kazandık. Hacker'lı takım falan kestik. Her neyse, beni çiçek bir videoyu beğendiyseniz yorum olarak atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.